Burak Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizleri tanıyabilir miyiz Burak Bey, buyurun. Ben Burak Yener, 1994 Ankara doğumluyum. Yaklaşık 6 yıldır emlak sektöründeyim. Evet, bu baba mesleği sanırım. Aynen, babadan gelen bir meslek. Evet. Babam yaklaşık 40 yıldır bu işin içinde. Evet. Ben ortalama 5-6 yıldır bu mesleğin içindeyim. Evet, yani biz babadan aldık bayrağı. İleriye doğru taşımak için var gücümüzle aynen, çalışıyoruz evet. Aslında. Aynen, babamdan geldiği için bunu ilerletmeye çalışıyorum. Evet, İsmail Bey'le berabersiniz bu arada. Aynen, İsmail Bey'le beraber şu an için. Evet, ona da selamlarımızı göndermiş oldum. Ona da destekleri, emekleri büyüktür. Çok büyük, aynen. Evet, yani burada sırt sırta omuz omuza verilmiş bir mücadele var aslında. Aynen öyle. Ben biraz burayı tanımak istiyorum. Röportajdan önce de bahsettik. Sizler tamamıyla burada arsa satışı biz, üzerine. Aynen. Bir anlatalım, neler yapıyoruz burada? Firmayı tanımak istiyorum ben, buyurun. Şöyle söyleyeyim, biz şu gayrimenkul adı altındayız ama sadece arsa çalışmaktayız. Yani müşterilere öncelikle güven verme amaçlı yapılan bir şey bu. Evet. Yani yapılan işimiz öncelik güven, doğruluk, hani o açıdan ilerliyoruz. Çünkü farklı bir bakış açısı olabiliyor maalesef hani gayrimenkul yani sektörüne. Yani şimdi gayrimenkule dışarıdan bakış çok farklıdır. Hani iyi gözle bakılmaz hiçbir zaman için. Çünkü işin içine para girdiği zaman bütün meslekler gibi bu da bozulmakta. Evet. Peki bize tavsiyeleriniz neler? Yani biz arsa alırken nelere dikkat etmeliyiz? Yani yatırım amaçlı çünkü alınıyor genelde arsalar. Hani bu konudaki görüşlerinizi alalım. Şöyle söyleyeyim, arsa alırken ilk önce sizin içinize sinmesi lazım. Hani kimi geliyor dereyi ister, kimi gelir tepeyi istiyor. Hani bu müşterinin tercihine göre değişen bir şey. Ha, biz öncelikle müşterinin istediği konumu, istediği yere bağlı olarak çalışıyoruz. Onun istediği bölümden gidiyoruz. Evet. Hani doğru bir yere varıyoruz en sonunda. Biraz arz talep meselesi aslında. Aynen öyle. Arz talep dengesi dengede olduğu zaman bir sıkıntı dengede olmaz. Dengede olduğu zaman aynen sonuca zaten otomatikman varılıyor. Evet ama yine de hizmet sektörü zor bir sektördür. Hizmet yani yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin olmazsa olmazlarınız neler? Yani kendinize ait mutlaka kriterleriniz vardır. Firma bazında söylüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Firma olarak şu an Ankara'da zaten çok farklı bir sistemde çalışmaktayız. Ankara'da Türkiye genelinde farklı olarak çalışıyoruz. Öncelikle sadece arsa çalışıp bunun haricinde geri alma garantisi de veriyoruz. Yani açabilir miyiz biraz burayı? Hani şöyle söyleyeyim, sattığımız malın biz her zaman arkasında duruyoruz. Dürüstlük yani. Yani ona çıkıyor. Hani ama direkt öyle deyince de şey anlaşılır, yanlış anlaşılır. Evet. Yani aslında siz çözüm odaklı gidiyorsunuz her noktada. Yani öyle gitmeye çalışıyoruz. Yani evet. Elimizden geldiğince. Ve yapmış olduğunuz işlerin de arkasındasınız. Tabii ki. Yani öyle olmak zorundayız. Piyasada ilerisi için, tutunabilmek için. Evet, severek de yapıyorsunuz işinizi. Siz olsun, yani, İsmail Bey olsun. Aynen öyle. İnsanları mutlu etmeyi seviyorsunuz. İnsanları mutlu etmeyi, para kazandırmayı seviyoruz aynen. Evet, yani aslında genelde şöyle bir olay vardır. Yani evet, bir ev alalım. İşte kiraya verelim, o kira bize getirsin değil de siz onların dışında insanları hayallerine aslında koşturuyorsunuz burada. Onun mücadelesini veriyorsunuz. Yani elimizden geldiğince onun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Evet, hangi bölgelerle çalışıyorsunuz peki genelde Burak Bey? Biraz bölgeleri alalım sizden. Biz Ankara'nın çoğu bölgesine bakıyoruz şu an için. Evet. Hani şu an kendim olarak söyleyeyim, yaklaşık 10 tane mahalleye bakmaktayım. Tabii hedefte hiç bitmiyor. Hedef bitmez. Hani insan sonuçta hedefimiz hiçbir yani zaman yani ne insan bitmiyor. Hayatında bitiyor ne sektör bazı bitiyor. Gelişen teknolojiyi hiç göz ardı etmemek gerekiyor. Sürekli takip ediyorsunuzdur, siz de araştırıyorsunuzdur. Ya bir de şimdi bizim yaptığımız iş hani yenilenebilen bir şey değil, toprak sonuçta. Evet. Yani teknoloji ilerleyebilir ama toprak hiçbir zaman çoğalmaz. Metrekaresi bellidir ülke çapında. Ya da yapılacak olay belli. Aynen. Ya belli de yani bunun teknolojiyle pek bir şey yok aslında. Evet. Bunları buradan hatırlatalım. Biz herkesi buraya davet edelim o zaman Burak Bey. Ekran başındaki izleyicilerimizle en azından bir tanışmaya, bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet herkesi, edelim buraya. Aynen. Bekliyoruz. Evet, bunları da buradan hatırlatalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum.
Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Rica ederiz. Çok sağ ol. Hoşçakalın.